Ben mebus olmak istemedim. Malta sürgününden hemen sonraydı. Paşa Hazretleri Ankara'ya çağırdılar. Gittim, bitkinliğimi arz ettim. Yılların mücadelesi, esaret hayatı. En çok da Talat'ın ölümü belki. Yıktı dedim beni. Yıprandım, bittim. Bir küçük zeytinlik alıp İzmir'de yerleştik Hatice ile sessiz sakin. İnkişaf şirketine girdim, çalışıyorum. Uyanıp her sabah horoz sesiyle kalkıp işe gidiyorum Buca'daki evimden. Akşamları da eve dönüyorum doğruca. Ele tek çektim artık siyasetten iyice. Şaşılacak şey, hemen alıştım muhtemetliğe. Ufakta bir arazisi var Selanik'te Hatice'nin. Bir halledilse şu mübadele işleri, onun parasıyla iyice çıkacağız düzlüğe. Dile kolay. Tam 30 yıldır ilk kez ne peşimde Abdülhamit'in polisi var, ne cemiyetin sorumluluğu üzerimde. Selanik'i düşündüğümde zaman zaman, o ilk gürültülü günleri cemiyetin, o ateşli korkusuz acemiliğimizi, yorgun bir hüzün kaplar içimi bir an. Çıkar evimin arkasındaki bahçeye, seyre dalarım yeşil incir ağaçlarını. Ey gidi koca Mithat, ey gidi devran.